Günaydın sevgili izleyiciler. Yine çok güzel bir program hazırladık size. Sağlıklı yaşamda bugün çok değerli konuklarımız var. Önce programın içeriğini bir beraber onu aramalarınız oluyor ki kalp rahatsızlıkları ile ilgili. Özellikle şu son dönemde hocam. Yaşlar ilerlediği için mi biraz daha kalp rahatsızlıkları oranı arttı sizce? Aslında bu oran sosyal yaşamın, yoğun ve stresli yaşamın artması, insanların daha uzun yaşaması sebebiyle bir de sağlık kuruluşlarına daha çok ve rahatlıkla ulaşım sağlandığı için bu oran artmış gibi gözükmekte. Aslında daha çok bu anlamda teşhis konuluyor ve tabii. Kayıt altına alınıyor hastanelerde. Evet. Dolayısıyla istatistiklerde daha doğru olarak elimize ulaşıyor sanıyorum. Evet. Evet. Özellikle son dönemde özel hastanelerde de sigortaların geçmesi de bizi bir anlamda doktora daha rahat gidebilmemizi sağlıyor mutlaka. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Özellikle kalp bölümünde de çok yüksek bir yüzdeyi karşılıyor SGK değil mi bu anlamda? Evet. Ameliyatları da, tedavileri de hepsini karşılıyor bu anlamda. Evet. Dolayısıyla daha rahat doktora gidebiliyoruz. Evet. Korkmadan, çekinmeden, bütçeyi düşünmeden gidebiliyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler bugün bizi kalple ilgili her türlü aklınıza gelen probleminizle ilgili arayabilirsiniz. Hocama sorularınızı canlı canlı sorabilirsiniz. Stüdyomuzda bir konuğumuz daha var. Dördüncü kez hayata dönmüş diyeceğim. Ali Yiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz gerçekten? Gerçekten iyiyim. Erhan Hocam'la nasıl tanıştınız? Bir önce şöyle bir sizi tanıyalım istiyorum. Erhan Hocam'la nasıl tanıştım? Cevat Hocamız vardı. Onun sayesinde tanıştım. Neydi rahatsızlığınız? Daha önceden bilemedik kalp olduğunu, nefes darlığına gittim. Kalp çıktı. Aslında nefes darlığıyla siz başka bir bölüme, göğüs cerrahisine mi gittiniz? Göğüse gittim, göğüs bulamadı. Bulamadılar. En sonunda özel Ok Meydan Hastanesi'ne gittim. Orasında bir doktor sağ olsun muayene etti, ismini bilmiyorum. Dedi sende büyük sorun var dedi, kalp sorunu dedi. Sesetörü bir hastane tercih etti. Daha teşekküllü bir hastaneye gitti dedi. Siz de başka bir hastaneye gittiniz. Ok Meydan, özür dilerim. Koşu yolu, Kartal Koşu yoluna gitti. Orada 2007'de ilk ameliyatım. Kalp çıktı, orada ameliyat oldum. Ve onun üzerine 2011'de oldum ikinci. Evet. 2012'de oldum üçüncü. Yani sevgili izleyiciler tam 4 ameliyat geçirmiş ama ilk 3 ameliyatı başarılı olmadığı için operasyonlar hocam öyle mi olmuş? Evet. 3 ameliyat olmuş Ali Bey, bir başarı söz konusu olmamış, sonra 4. ameliyatta sizin sayenizde tekrar hayata dönmüş. Doğru. Şimdi bir önceki ameliyatların başarısız oldu demek doğru değil. Hocalarımız böyle söylemezler, evet. Genelde söylemezler. Tabii dördüncü defa kapak replasmanı ameliyatı yaptık. Ondan ilk ameliyatı, ondan sonra yapılanlar biraz da hastanın doku yapısıyla ilgili. Doku yapısı ve enfeksiyon kapağın fonksiyonunu bozmaktan çok implante ettiğimiz, yerleştirdiğimiz yerdeki dokularda yırtılmalar ve kaçaklar oluşmaya başlar. Özellikle bunun en büyük sebebi enfeksiyon. Bazen hastanın yapısal, dokunun yapısıyla ilgili işte gücü zayıftır, doku doğuştan kaynaklanan bir şeydir. Bazen de en sık sebep zaten büyük ihtimalle enfeksiyondur bu hastalarımızda. Yoksa yapılan ameliyat yani tabii hasta açısından başarısız bir sonuç olmuş oluyor. Ancak işin sırrı ve başarısı bu hastaya 3. 4. ameliyatları, 2. 3. 4. ameliyatları yapabilme becerisi, teknolojisi ve Türkiye'nin ulaştığı nokta, bizim merkezimizin ulaştığı noktadır. Yani bu açıdan bakmak doğru. Çünkü bu hastalara ikinci ameliyatı yapmak bile çok büyük bir risktir. Ve bunu yapan insan sayısı çok azdır. Üçüncüyü söylemiyorum, dördüncüde işte şu denir ancak. %99 merkezde ya sen masada kalırsın, at gittiğin kadar git şeklinde hasta gönderir. Ya ameliyata bile alınmaz. Tabii. Yani esas. Bu anlamda tabii ki tecrübeniz tartışılmaz bu anlamdaki ama hastanenin de teşekkülü. Tabii. Tıp modern cihazlarla donanılmış olması da bu anlamda çok önemli tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani doğru merkeze ulaşmak. Aslında belki ilk ameliyatta gelseydi bu kadar yaşamayabilir miydi hocam Ali Bey bu geçirdiği süreci? Yani yok, yine de olma ihtimali vardı. Vardı. Çünkü yapılan teknik bir hata değil.
Yani işlemler. Yani kişinin özel bünyesinin yapısının getirdiği sonuçlar evet. bunlar. Dedi ki özellikle göz nefes darlığı şikayetiyle gittim evet. dedi Ali Bey evet. hocam. Kalp rahatsızlıklarında nefes ciddi bir belirti mi? Bunu böyle algılayabilir miyim? Kesinlikle bizim hastalarımızın çoğu yanlışlıkla yıllarca astım hastası diye takip edilir. Öyle mi? Tabii. Göğüs hastalıkları hastanelerinde tabi mutlaka artık standart olarak mutlaka kardiyologlar var, ekolar yapılıyor ancak yine de eskiden daha çoktu. Hastalar yıllarca kapak hastasıdır. Hasta kapak hastası olmasına rağmen yani ama neden kapak hastası nefes darlığıyla gider? Çünkü kalp ve akciğer bir bütündür. Evet. Eğer hastanın kapağında sorun varsa oradaki dönüşte yani vücutta temizlenmiş kanın kalbe gelişinde bir sıkıntı vardır. Hı hı. Bu sıkıntıdan dolayı akciğerde devamlı bir göllenme söz hı. konusudur. Bu göllenme sebebiyle hasta devamlı bir nefes darlığı çeker. Hı. Hasta da işte nefesim daralıyor, astımım var. Halk arasında en kolay yapılan ya da en böyle çok rahat tanısı konan. Her hekimin de işte hı hı. senin astımın var deyip rahatlıkla hastanın da bu hastalığı kolay kabullendiği bir hastalıktır astım. Hı. Kolaydır. Yani aslında başka bir şey var mı diye araştırılmaz. Bir astım evet. teşhisi konur oradan da yürürüz. Ama aslında bu arada bizim kalp kapakçığımız hastalanmıştır öyle tabii, mi? Tabii sebep kalp kapakçığıdır. Hı. Ama hasta sonuca bakarak hastanın tanısı konur. Aslında sebep farklıdır. Hı. Bunu artık çoğu merkez, çoğu göğüs hastalıkları hekimimiz bunu da, tanısını rahat koymakta. O şüpheyi rahatlıkla iletmekte. Ancak halen bu tür şikayetler olan hastaların özellikle bu konuda bir kardiyoloğa başvurmaları, hı-hı. kardiyak açıdan da yani kalp açısından da değerlendirmeleri mutlaka gerekir. Peki nefes darlığı bir belirtidir dedik mesela kalp kapakçığı rahatsızlığı için. Mesela damar tıkanıklığında da kalp damar tıkanıklıkları çünkü çok sık görülen bir rahatsızlık. Tabii. Orada da nefes darlığı söz konusu oluyor kesinlikle mu? Söz konusu. Hı-hı. Şimdi hastalar hep halk arasında işte kalp damar hastalığı vardır hastanın. Ağrı hep ön plandadır. Evet. Ağrı duydum. Ağrı bekleriz. Ağrı bekleriz. Ancak anjina dediğimiz ağrı şeker hastalarında olmayabilir. Hmm. Çünkü sinirler de hasar gördüğü için şeker hastalarında hasta ağrı duymaz. Sadece nefes darlığı duyar. Hasta der ki hocam ben bundan bir sene önce iki kat merdiveni rahat çıkarken artık bir kat çıkamıyorum. Nefesim daralıyor. Göğsüm sıkışıyor. İçim şişiyor, içim içime sığmıyor. Sanki böyle içim kabarıyor şeklinde şikayetlerde bulunur. Bu hastalarda gerçekten ciddi koroner arter hastalığı olabilir. Böyle yakaladığımız, bazen de hastanın çok enteresan, ya benim çok yorgun hissediyorum kendimi der. Son 3 aydır kendimi yorgun hissediyorum diye gelen, hiçbir onun dışında ne ağrısı, ne nefes darlığı yok hastanın enteresan. Sadece kendimi yorgun hissediyorum dediği, risk faktörlerini değerlendirilip de ciddi damar hastalığı yakaladığımız tedavi, ameliyat stent şeklinde tedaviler yaptığımız çok hastamız var. Çok hasta var. Yani vücudumuzun dikkat. Bu anlamda bize verdiği her sinyali dikkate kesinlikle, almamız lazım. Yani kesinlikle. Bu yorgunluk da olabilir diyor hocamız sevgili izleyiciler. Nefes darlığı da olabilir, bir ağrı da olabilir. Kesinlikle. Özellikle biz ağrı bekliyoruz. Hep kalp krizini şey diyebiliriz ya, inanılmaz bıçak saplanmış gibi bir ağrı girdi. Böyle bir ağrı bekliyoruz biz aslında kalp rahatsızlığıyla ilgili değil mi aslında hocam? Aslında o bıçak saplanır gibi ağrı şeklinde kalp koroner arter hastalığında olmaz da ana aort dediğimiz büyük damar hastalığındaki yırtılmalarda bununla karşılaşırız. Bu da textbook bilgisidir. Yani üniversitede öğrenirken eğitim dönemimizde yani hasta gelir işte bıçak saplanır gibi göğsüme, karnıma böyle bir ağrı hissettim derse aort anevrizma diseksiyonlarından şüpheleniriz biz. Ancak koroner arter dediğimiz kalbin kendi damarlarının lezyonlarında, tıkanıklıklarında hasta anjina duyar, nefes darlığı olur, göğüste sıkışma hissi olur. Bazen göğsü yanar hastanın. Hmm. Bu ağrı bıçak saplanır tarzında ya da iğne batma gibi değil de en çok yanar. Sanki göğsüne işte hocam biber dökmüşsün de göğsüm yanıyor gibi olur. Hmm. İşte bu hocam yürürken göğsümdeki ağrı çeneme vuruyor der. Hmm. Çok enteresan bir olgu. Çok genç bir hastada. Bir nörolog arkadaş, hı hı. tabii bir yıl tedavi ettikten sonra fark etmiş. Trigeminal nevralji denen bir %1 sinir rahatsızlığı olur. 5. sinir dediğimiz. Hı.
yüzde ağrı hisseder. Ama bu ağrı şimşek çakar gibi yüzde ağrı olur. Bu ağrı enteresan bir ilaçla çok rahat geçer. Hmm. Bir yıl boyunca geçmemiş. Genç 30 yaşında bir çocuk. Babasını da 8 ay önce ameliyat etmiştim. Bir gün babası aradı beni. Ya dedi hocam dedi benim oğlumun dedi yüzünde sıkıntısı var. Bir yıldır gidiyoruz tedavi edemiyoruz. Ancak nörolog dedi ki bir de kalp hastasına gösterin dedi. Kalp doktoruna. Geldi çocuk şöyle anlatıyor. Ben yürünce çenem ağrıyor benim dedi. Bakar mısınız evet, sevgili? Yürünce çenem ağrıyor benim dedi. Evet. Peki dedim ne zamandan beri? Bir yıldır böyle. Çocuk bir efor yaptık. Üç damar hastalığı çıktı. Üç damar acil hastalığı. Ameliyat ettik çocuğu. Yani sadece ameliyat. Çene ağrısı. Sonuç evet. Nasıl oldu? Sonuç hemen. Çok iyi çocuk. Çok sağlığına kavuştu. Ya, bu kalp ameliyatları sonrası zaten Ali Bey'e de bunu soracağım. Nasıl eskiye dönüyor musunuz? Hep böyle bir şey duyuyoruz. Sanki yeniden doğdum. Hayata yeniden başlamış gibi hissediyorum diyorlar ama bir izleyicimiz varmış. Hemen onu alalım. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ben doktor değil, bir soru tabii, sormak istiyorum. Tabii, buyurun hemen sorun lütfen. Benim bir tane bebeğim vardı, hipertrofik kardiyomiyopatili doğdu. Bir yaşına kadar yaşadı, sonra öldü. Bu ilk doğduğu an, ilk üç ayda hiçbir şeysi yoktu bu bebeğin. Yani doktorlara götürüyorum iki günde bir ama hiçbir şeysi yok diyorlar. Sonra şey oldu, ben 3 aydan sonra astım dediler, hep astım dediler, işte alerjik astımı var. Sonra ben bunu şeye götürdüm, kendim kalp doktoruna götürdüm, eko çektiler, orada çıktı hipertrofik kardiyomiyopati olduğu. Doktor beyden hani kalıtsal mıdır, değil midir? Ben 33 yaşındayım. Hı hı. Hani tekrar çocuk yaparsam ne olur onu evet, öğrenmek istiyorum. Onu öğrenmek istiyorsunuz. Tam Türkçesi nasıl çevirebiliriz hocam bu rahatsızlığı? Doğuştan kalp yetmezliği kabul etmek hı hı. Böyle denebilir. Hı hı. Bir dahaki çocuğumda da böyle bir rahatsızlık olabilir mi diye merak ediyorum. Yani o ihtimal tabii o risk düşük de olsa o risk var. Hı hı. Ancak tabii şimdi kromozomal anomalili çocuk doğumlarında bunlar tespit edilebiliyor. Mutlaka iyi bir merkezde gen araştırması, kromozom araştırması yapılıp da ondan sonra gebelik sağlanabilir evet, belki. Mutlaka bu hocamın söylediğini değerlendirin. Bir genetik araştırmadan sonra doğuma yani hamile kalmaya çalışırsanız çok daha doğru bir sonuç tabii. Olacaktır. Hem de siz endişelenmeden güzel bir hamilelik geçirebilirsiniz. İnşallah Allah nasip etsin tekrar diyelim. Peki hocam dediğimiz gibi kalp ameliyatlarından sonra Ali Bey'le de biz programdan önce birazcık sohbet ettik. Dedi ki 4 ameliyat geçirmeden önceki halimden daha iyiyim şu anda dedi. Doğru mu Ali Bey? Doğru. Böyle söylediniz doğru. Değil mi? Peki ameliyattan sonra mesela merdiven rahat çıkabiliyor musunuz? Önce çıkamıyordum şimdi çıkıyorum. Çıkabiliyor musunuz tabii, rahat tabii. Rahat? Koşuyorum hatta. Koşabiliyor tabii, musunuz? Tabii. Harika. İşte bu gerçekten insanları sanki yeniden doğdum, hayata yeniden gelmiş gibi hissediyorum dedirtiyor. Doğru mu hocam? Şimdi tabii öncesinde yaşadığı şikayetler gerçekten Ali Bey genç bir hasta. Genç yaşınız kaç oldu Ali Bey? 50. 50 yaşındaki bir hasta. Evet. Genç tabii. Saçları erken artmış. 15 yaşında başladı. Öyle mi? O zaman o da ırsi. Şimdi 50 yaşındaki bir şahsın düşün ki 80 yaşındaki bir hasta insanın performansına düştüğünü, yürüyüşü, hareketleri. Hakikaten beyin genç, vücut 80 yaşındaki bir tabloyu düşünün. Yani psikolojik olarak bile hasta çöküntüye uğrar. Bir de yaşam beklentisi, performansı bunların hepsi hastada ciddi bir sıkıntı yaratır. Hı hı. Şimdi böyle bir tablodan insanın bir anda 50 yaşın gerektirdiği fiziksel hareketlere kavuşması gerçekten bunun karşılığını hiçbir şekilde bu da bundan dolayıdır ya da bunun değeri budur denemez. Denemez doğru denemez çok haklısınız yani. Gerçekten kalbimiz bir de çok önemli hayati bir organımız tabii ki bizim belirtilerinden bahsettik hocam işte nefes darlığı dedik özellikle ağrılı durumlar çeneye vuran sırta vuran ağrılar da olabiliyor mu hocam tabii, özellikle tabii, kalp rahatsızlıklarında tabii. Belirtilerinden bahsettik özellikle ama korumak için de neler yapacağız? Bu da önemli. Yani biz kalp sağlığımızı korumak için başta neler yapmalıyız? Bir izleyicilerimize özellikle bunların önerilerini sizden almak istiyorum. Şimdi toplum sigara konusunda ciddi hassas artık. Yani evet. Herkes önemsiyor ama içenler de
bırakmakta direniyorlar. Direniyoruz. Mutlaka sigaradan uzaklaşılacak. Hı-hı. Yani bu sanki alfabenin ilk harfi gibi. Evet. Öyle diyorlar. Doğru. Beslenme. Besleneceğiz. Dikkat güzel, edeceğiz. Doğru besleneceğiz. Kesinlikle spor mutlaka hı-hı yapılacak. Stresten uzaklaşacağız diyorum ama mümkün değil. Bugün 3 saatte buraya geldim. Evet, hocam. Bu stresi yani stresi, çözmek gerçekten devlet büyüklerine ait bir trafikten evet bir şekilde kurtulmamız lazım. Bugün sabah radyoda söylediler hocam. En kalabalık ikinci şehir İstanbul'muş. Bir Moskova'dan sonra. Moskova, evet. Evet. Ama üzücü olan taraf Moskova birden büyüyen, hızla büyüyen bir şehir. Çünkü onların denetimsizliği, kontrolsüzlüğü vardı. Kanunları, bilmem nizamı zayıf, okey. Ama Türkiye uzun yıllardır batıya yönünü çevirmiş, Avrupa'yı gelişmekte olan bir ülke. Hızla büyüyen ama, bir ülke. Evet, vizyonu evet, daha yüksekti. Yani biraz geç kalmışız bunları çözmekte. Vizyonlu bir davranış modeli yok ortada çünkü. İşte biz önleyici hekimlikten, koruyucu hekimlikten bahsediyoruz. Bu anlamda tabii hani etrafınızdaki stresi azaltabilmenin yollarını aramamız gerekiyor. Doğru besleneceğiz diyor hocamız. Bunu buraya gelen her hocamız söylüyor. Ama kalp sağlığımız için çok önemli değil mi beslenme hocam? Beslenme. Kolesterol hakkında ne düşünüyorsun? Son dönemde çok tartışmalar var. Kolesterol hapları. Kimileri hiç kullanılmasın diyor hocam. Bazı bir kesim kardiyologlar biliyorsunuz. Kesimde farklı görüşte, siz hangi taraftasınız? Şimdi bunun tarafı yok. Bilimin tarafı olmaz. Bilimde doğru tektir. Hı hı. Yapılan çalışmalar, ortaya çıkan sonuçlar ortada. Hı hı. Tabii bazen üzülüyorum. Halkı yanıltıcı şekilde konuşmalar yapmak doğru değil. Şimdi çıkıp da kolesterol bir hastalık değildir. Hı. Doğru. Kolesterol insanda bu insanın hücrelerinin bir yapı evet taşıdır. Evet. Şimdi vatandaşa ya sizde kolesterol var. Ne demek bunun için ilaç mı kullanılır? Bu hastalık değil ki. Zaten bu zorunlu bir molekül. Şimdi böyle dediğin zaman vatandaş da diyecek ya haklı. İnsan var olan şeyi yok etmeye çalışır mı? Ama burada ünlü olan sadece doktorlar oldu. Bunu söyleyen doktorlar oldu. Vatandaş da hasta da zaten ilaç kullanmamak için, kendine hastalığı kondurmamak için elinden geleni yapar. Bunu hekim olarak bizim de sağlık sorunlarımız olduğu zaman biz de ya kullanmasak mı falan, kronik bir hastalığım var, evet, şekerim var, diyabet ya da işte dediğimiz koroner arter hastalığım var, kapak hastalığım var, ilaç kullanma. Şimdi Ali Bey'den örnek hı-hı vereyim, evet, kan sulandırıcıya geçiyorum biraz evet, daldan dala geçtik ama olsun. Kumadin denen hayati bir ilaç kullanıyor. Hı-hı. Bir vatandaş var ya arıyor beni, bu fare zehriymiş biliyor musunuz doktor bey? Ben fare zehri mi kullanıyorum şimdi? Hmm. Evet, o kimyasal fare zehri olarak da yüksek dozda verirsin farelere, fare kanamadan evet ölüyor. Hmm. Ama bu bir ilaç. Bu hastada %100 kullanması gereken, hmm, kullanmasa kalbin pıhtı yapıp öldüğün bir durum. Allah korusun, bu kadar hayati bir tabii, ilacı. Bu kadar hayati yani. Ama işte bu kirli bilgiler bu sebebiyle. Bu kirli bilgiler ama bu kirli bilgileri bazen doktorlar yanlışlıkla söylüyor. Hmm. Hmm. Ve her gün günlerce televizyon programı yapıldı. Kolesterol bir hastalık değildir. Evet, kolesterol bir hastalık değildir. Kolesterol bir risk faktörüdür. Hı hı. Ama patoloji oluşmuş, hastalık oluşmuş hastada bunun mutlaka kontrol altına alınması, özellikle statin dediğimiz kolesterol ilaçlarının mutlaka kullanılması. Biz kolesterol ilacı diye, kolesterol düşürsün diye vermiyoruz sadece. Kandaki kolesterol parametresi aracılığıyla bu ilacın etkisini kontrol altına, etkili mi değil mi şeklinde değerlendirme şansımız oluyor. Ve de damarları tıkanmış, plak olan hastalar bunu kullandığı zaman bu ilaçlar aynı zamanda plak rezorpsiyonu yapıyor, plakları eritiyor. Aynı zamanda plağın artmasına engel oluyor. Aynı zamanda o plağın duvara sıkıca yapışıp kopup kalp krizi geçirmesine engel oluyor hastalığı. Yani, mutlaka koroner arter hastalığı tanısı konmuş, stent ya da bypass olmuş hastalar. Biz ne yapıyoruz? Bu tıkalı damarı açtık, bypass'ı da yaptık. Şimdi biz adamı anadan doğma hale mi getirdik? Hayır. Süreç devam ediyor, tıkanma süreci. O tıkanma sürecini engelleyen faktör ne? Genetiği engelleyemezsin. Genetik yatkınlığın varsa engelleyeceğin bir sigarayı engelleyebildin. Beslenmeni düzenledin. Beslenmeni düzenledin. Evet. Bunlar da bir yere kadar ama o plakların
yeni plak oluşumunu engelleyen en büyük faktörlerden biri yine kolesteroller ve beslenme. Bunları geriye götüren, yeni plak oluşumunu engelleyen tek faktör, tek silahımız elimizde statinler. Evet, dolayısıyla da... Dolayısıyla biz bazen tabii bunu kardiyologlar daha çok söyledi. Hı. Hiç cerrahlar genelde kullanma demez. Evet. Neden? Çünkü biz damarı çıplak gözle görüyoruz. Hı. Onlar görmüyor. Dolayısıyla hani kötü kolesterolün etkisini, damarlara olan etkisini de gözümüzde gördüğümüz için bu tabii, ilaçların kullanımını tabii mutlaka diyorsunuz. Tabii inandırıcılığı daha yüksek. Ben kardiyologlar bizim ekip arkadaşımız. Tabii ki. Benim de beraber çalıştığım doktor arkadaşım da bazen diyor ki ya ben diyor dedim ki sen stenti taktın. Evet. Aterosiklerozu önleyebildin mi? Süreç devam ediyor. Hı hı. Biz diyor bakıyorum dahiliyeden kardiyoloji ihtisası almış hekimler genelde bu kafada. Ha, bu, anladım. Şimdi hasta görüş farklılığı oluşuyor. Evet, bir de toplumda şöyle bir ön yargı var. Hocam bu ilaç ciğere çok faydalıymış. İşte zararlıymış karaciğere. Takıntı karaciğer. Herkes mesela halktaki kirli bilgi şudur. Acaba benim diyor bir hastalığım var karaciğerimden mi ciğerimden mi kaynaklanıyor der. Doktor da halk gibi düşünmeye başlamış. Diyor ki ya diyor bu diyor karaciğere zararlı. Karaciğer hepatit ya da fulminan hepatit ya da karaciğer yetmezliği ya 1 milyonda 1. Ben 15 yıllık hekimlik hayatımda bir hasta daha görmedim ki karaciğer yetmezliğine girdi hasta. Anladın mı? Tabii. Hastaya bazen diyorum doğru. Bu karaciğer sana 100 yıl yeter, kalbin 10 yıl yeter. Ölürsen derler ki ya adam öldü ama sağlam karaciğerle öldü. Hakikaten aslında bu kirli bilgiden. Aslında çok güzel anlatıyorsunuz. Tabii gerçekten. Sağlam karaciğerle öldü. Evet yani biz bir de hocam aslında telefon var attığımızda çok arayan var, mailler var. Arada da onlara bakıyorum. Mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışacağım. Erhan hocamız buradayken ona soracağım sorularınızı, hiç merak etmeyin. Ali Beyat da onu da alacağım ama... Şunu çok seviyoruz biz hocam. Hangi doktor? Bizim işimize gelen şeyi söyleyen doktoru seviyoruz açıkçası. Evet. Çok yakın dönemde yaşadığımız bir şey. Ameliyat olmaktan korkuyor bir yakınım. Bypass olması gerekiyor. Bu gezdiği 8. doktor bugün bir hastaneye yatırılabildi. Yani dolayısıyla biz şunu bekliyoruz doktorlarımızdan. Hangisi bizim? Tamam sana ameliyata gerek yok. Şu ilacı al git. O mis gibi yaşa dese bayılacağız o doktora. Ama işin doğrusu bu değil. Bakın yılların tecrübesi Erhan Kaya ile birlikteyiz sevgili izleyiciler. Operatör doktor, kalp ve damar cerrahı kendisi. Bir Ali Bey hattaymış. Ona bir alo diyelim. Hoş geldiniz. Ali Ekin arıyormuş bizi. Alo. Merhaba Ali Eke. Özür diliyorum. Nasılsınız Ali Bey? Alo. Alo dinliyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Çok net alıyorum Ali Bey sesinizi. Siz bizi duyuyor musunuz? Alo. Merhaba sayın doktorum. Ali Bey, Ali Eke arıyor. Merhabalar. Hatırladım. Erhan Bey. Şöyle yapalım. Ali Bey ne olur televizyonun sesini tamamen kısın. Çünkü yoksa anlaşmamız çok zor olacak. Bizi telefondan dinleyin. Televizyonu kısın lütfen. Erhan Bey. Doktorum. Buyurun. Sayın doktorum, tabii. Nasılsınız? Sizi görmek ne kadar güzel bir şey. Denk geldi herhalde. Ali Bey bizi izliyordu sanıyorum. Ali Eke. Siz kalp ameliyatı mı oldunuz Erhan Bey'de? Alo. Duyamıyor herhalde. Ali Bey 85 yaşında. Öyle mi? Tabii. Erhan Bey benim tabibim. Evet. Doktorum o beni kurtardı Allah'tan aşağı. Ona ne çok güzel. Minnettarım efendim. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Şimdi hikayenizi birazcık soracağım Ali Bey. Sizin için çünkü duymakta zorluk çekiyor bizi. 85 yaşında evet. Kalp ameliyatı mı geçirdi evet. Hocam? Ali Bey 2 yıl önce tesadüfen hastaneye yatıyor. Beni çağırdılar. İşte hastanın kalp papağı çok daralmış, müdahale edin diye. Ne düşünüyorsunuz? Gittim baktım, hasta hakikaten dinç. Tabii ben hastaya yaklaşırken önce beyinsel fonksiyonlarının yeterli, tam ve yerinde olduğunu görmek. Tabii. İlk şeyim o. Eğer hastanın beyni ve algılayışı, zekası yerindeyse vücutta gerçekten her şeyi kaldırabiliyor. Çok güzel. Ali Bey de öyle bir hasta. Ancak haftanın 4 günü hastaneye yatıyor. Nefes darlığı, işte akciğer yetmezliğine giriyor. Ali Bey 75 yaşında, 10 yıl önce bypass ameliyatı yapılmış. Ama 83'e gelince kapak tıkanmış. Tabii 10 yıl boyunca da kapak hastalığından dolayı akciğer inanılmaz kötü duruma gelmiş. Gittiği her merkezde
böyle masada kalırsın. Babanı bir ütüde konservatuvarda doçent bir hocamızın babası kendisi de Türk halk müziği sanatçısı oğlu. Her türlü ya da bu işte iyi olduğunu iddia eden iyi merkezlere ulaşmış. Bu merkezlerde yani popülaritesi yüksek insanlara da ulaşılmış. %90 masada kalırsın. Babanı al götür. Ve bu bahsettiğim 2 yıl öncesini düşün. Ondan önce 2-3 senedir durum bu. Yani biz geldi. Ben dedim ki seni ameliyat edeceğiz. Nitekim ameliyat ettik. Ali Bey'i 2 yıldır 6 ayda bir kontrole geliyor artık. Ne güzel. Haftada 4 gün yatarken. Ne güzel, ne mutlu. Gerçekten onu görünce. Kendi işlemlerini gerçekleştiriyor mu şu an? Tabii. Aynen geri döndü yürümesini. Tabii. 85 yaşına tabii, maşallah. Tabii kesinlikle. Allah daha çok sağlık versin. Geçen yıl yaptığımız en yaşlı ameliyatımda 89 yaşında hastaya ameliyat etti. Tek başına yaşıyor. Bypass yaptım hastayı. Tek başına işini gücünü görüyor, yapıyor, yaşıyor. Tabii buradaki Ali Bey'deki olay yapılamayan bir ameliyat değil aslında. Red olması, ikinci defa bu kadar ağır hastalara 85 yaşında ve ikinci ameliyatın oluyor. Şimdi kalp ameliyatında şöyle düşünün, 100 hekimin 99'u ilk ameliyatı yapar. İkinci ameliyatı, ikinci ameliyata 100 hekimin %20'si yapar. Evet. Üçüncü %2-3 yapar. 3 ve 4 şeklinde böyle bir durum var. Şimdi bu, Ali Bey de bypass'ta mı böyle mesela kapakçıkta da mı? Yani Ali Bey'in ameliyatında da mı bu? Tabii canım. Tabii canım. Şimdi televizyondaki Ali Eke Bey 85 yaşında şu anda. 10 yıl önce bypass olmuş. Evet. Koroner bypass olmuş. Şimdi kapak ameliyatı oldu. Şimdi bunu ülkemizin geldiği tıptaki kalp cerrahisindeki özellikle geldiği nokta gerçekten çok keyifli. Ancak ameliyatın ikinci, üçüncü, dördüncü defa yapılabilmesi çok büyük başarı. Ali Bey'deki başarı da aslında o. Yani artık bu ülkede biz çoğu insanları ölüme terk ettik. Evet, yani daha önceden yapılamayan ameliyatlar bu sayede hem de sizin tecrübeniz sayesinde bunu da yadsımamak lazım. Evet. Hocalarımız hep kendilerini geri plana çekerler mutlaka ama işte bu yüzden bu tecrübeleri sizlerle buluşturuyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Sonra dönüşte operatör doktor Erhan Kaya ile güzel sohbetimiz devam edecek. Ayrılmayın, hemen geliyoruz. Sağlığınızla ilgili her konuda Burcu Sarıca ile Sağlıklı Yaşam programından bilgi alabilirsiniz. Bizi arayın 0212 625 58 33 0212 625 58 33. Diyor, canlı canlı bizi her konuda arayabilirsiniz dedik. Özellikle kalp rahatsızlıklarınızla ilgili bakın nefes darlığınız varsa dedi hocamız. Göğsünüzde yanma şeklinde bir ağrı varsa, halsizliğiniz varsa bütün bunları değerlendirme mutlaka kalp doktoruna gidin. Operatör doktor Erhan Kaya ile birlikteyiz sevgili izleyiciler. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı kendisi. 0212 625 58 33 numaralarımız. Bakın bugün programımıza sağ olsun hocamız Ali Yiğit ile birlikte geldi. Ali Yiğit tam dördüncü kere kapak ameliyatı olmuş. Ve artık son ameliyattan sonra diyor ki Ali Bey bize ben artık geri döndüm hayata. 50 yaşındayım sanki daha mı iyi hissediyorsunuz kendinizi? Kaç yaşında hissediyorsunuz? Bana şu anda 25-30 yaşında. Harika bir sonuç gerçekten. Peki sigara içmiştim dediniz siz değil mi? İçtim evet. Sonra bıraktınız mı? Bıraktım. Ne kadar oldu bırakalı? Aşağı yukarı 7 sene oldu. 7 senedir içmiyorsunuz çok şükür. Bu iyi bir süre mi hocam? Mesela kalp ameliyatı olmadan ne kadar süre önce sigara bırakılmalı? Keşke hiç içmesek ama. İçmesek. Hani içenler için soruyorum size. Yani kalp ameliyatı olacağım ileride şimdiden bırakayım diye böyle bir şey yok yani. Evet. Bıraktığın her gün senin için kârdır. Kârdır. Öyle bakmak lazım. Tabii şöyle düşünün, insan için en kıymetli organlar akciğerler, böbrekler, kalp. Evet. Tabii bütün organlar beynimiz kıymetli de aynı. İleride bir hastalık anında tedavi olacağın zaman işte kalp ameliyatı olsun, başka ameliyatlarda ilk bakılan organ akciğerleri, böbrekleri ne durumda? Yani bu yedek organları iyi korumak lazım. Mutlaka dikkat etmemiz lazım. Bunun için de işte sigara denen faktörden gerçekten uzaklaşmak lazım ki ilerleyen yaşlarda hastalık çıkar ise karşımıza
bu ameliyatları kaldıracak bir altyapı olsun. Hı hı. Çok önemli hocam. Bir de dediniz ki ikinci ya da üçüncü ameliyat daha çok riskli. Her doktor bunun altına imza atamaz. Yani o tecrübeyle bu işe girişemez dediniz. İkincisi redo, üçüncüsü tredo diye tabir ediliyor. Öğrenelim diye ben de öğrenmek istiyorum hocam. İzleyicilerimiz de bilsinler, kulaklarında bulunsun istiyorum. Biraz bu ameliyatlardan bahsedelim. Buyurun. Evet, bu ameliyatları özellikle söylemek istiyorum. Ali Bey'den dolayı da oluyor. Lütfen. Misafirimiz olunca. Bu tür hastalar çok var. Tabii hekim ben bunu yapamıyorum demiyor. Bazen de bakış açısı ya da şu andaki bilimsel ortam tıbbı takip etmesi ya da uzak olması bazen de işte sana bu ikinci yapılamaz. Sen idare ettiğin kadar git artık bundan sonra yapacak bir şey yok şeklinde hasta gönderiliyor. Ya da hastaya kaderine terk ediliyor. Bazı yani. Merkezler diyor ki kardeşim masada kalır. Yapayım, yaparım ama %90 masada kalır, %10 şansım var deyip hasta korkutulup gönderiliyor. Bazen de hastaya işte yaparım ama sen işte 100-200 bin TL'li örneğin, büyük paralar, büyük meblağlar söylenerek ekonomik olarak küskülüyor. Ama bir şekilde tabii. Vatandaş sağlığına kavuşacaksa parayı göz ardı eder. Evini barkını satar. Örneğin yani Allah kimse tabii, yaptırmasın da en önemli ancak şey, en büyük şey işte sen %90 masada kalırsın. Ama bu yaklaşım o kadar hastaya zarar veriyor ki hekim hem egosunu tatmin ediyor. Ben yaparım ama %90 masada kalırsın yapamıyorum ya da ya bu konuda tecrübesi olan şu merkeze git, şu hekime git. Şuradaki insanlar bunu yapıyorlar, onların tecrübesi var bu konuda. Madem yapıyorlar o olmadığı için onu da söylemek içine gelmiyor egosundan. İçine gelmiyor tabii hocam. Hastaya işte Ali Bey gibi sen %90 masada kalırsın. Al git babanı öldürmek mi istiyorsun? Ya. Bunu söyle. Bir bilim adamı bunu söyle. Tabii canım. 85 şekilde. Yaşında ikinci bypass'ını gerçekleştirmiş Erhan hocamız ve şu an aradı. Size hayatımı borçluyum. Çok teşekkür ediyorum dedi. Hocam onlarca arama var. Bir izleyicimiz aramış Almanya'dan. Hemen şuradan pardon o torunu varmış bir tane. Asıl şunu sormak istiyorum size. Doktora gitmiş. Doktor hastanın kalbinin zayıf olduğunu söylemiş. Hastanın kalbi fazla kan pompaladığından dolayı kan göğüs kafesinde birikmiş. Akciğerde su toplanması meydana gelmiş. Çok zor nefes alıyormuş. Ne yapmam lazım diyor. Şimdi hastada kalp yetmezliği var. Kalp yetmezliğinin mutlaka primer sebebi araştırılmalı. Araştırıldıktan sonra tedavi programlanır. Ona göre hasta yoluna devam eder. Şimdi Almanya'dan aramış ama biz yurt dışından çok izleyenler var. Özellikle de hocam sağlığımızla ilgili biz kendimizi Türk hekimlerine emanet etmeyi seviyoruz. Dolayısıyla bizim programımıza yurt dışından da çok yoğun ilgi var. Hiç merak etmeyin. Onlarca arayan var. Yine bir izleyicimiz daha Almanya'dan aramış. Bir kişi Hollanda'dan aramış. Herkesin numarasını hocamın ekibine vereceğim. Onlar sizi arayacaklar. Sizi onunla buluşturmanın bir yolunu bulacaklar mutlaka. Yurt dışındaki izleyicilerimiz de mesela tatile geldikleri zaman hemen buradaki hekimlere başvurmayı istiyorlar hocam. Onun için mutlaka sizinle iletişim kurmalarını sağlayacağız. Aramaya devam edebilirsiniz sevgili izleyiciler. 0212 625 58 33 numaralarımız. Peki hocam kapak rahatsızlığı var dedik. Kalp kapağı rahatsızlığı, damar rahatsızlıkları var kalbimizle ilgili. Başka rahatsızlıklar var mı? Neler var bilmemiz gereken kalbimizle ilgili? Şimdi bir de aort dediğimiz kalpten çıkıp bütün vücuda yayılan damar sisteminin ilk başlangıcı vardır. Aort damar sistemi. En çok da bununla ilgili de şunu diyebiliriz. Ailesinde aort anevrizması, aort yırtılması yani ani ölümler olan, ani yırtılmadan dolayı hep şöyle damar yırtılmış aniden ölmüş şeklinde hikayesi olanlar mutlaka ileri tetkik yaptırılmalı. Mutlaka takip etmeli kendilerini. Bu tür hastalar en çok erken tanıda hayatları kurtulan ancak geciktiği zaman da her dakika, her saat riski %1 artan bir ölüm. Yani hasta 3 saat içinde gelmişse risk %10-15 ise hasta bir gün sonra gelmişse risk %30-40'lara çıkar. O kadar artabilir. Şimdi bu tür hasta gruplarına çok dikkat etmek lazım. Bize bu anlamda da biz gerçekten tecrübeli bir merkeziz. Aort cerrahisi zor, tecrübe gerektiren, altyapı gerektiren bir işlemdir. Ve biz bunu en sık yapan rahatlıkla bunda da işte bu tür hastalar daha da ağırdır. Hasta
10 yıl önce bypass olmuştur. Şimdi aort damarında anevrizmada yırtık vardır. Bunlara ameliyat eden insan sayısı da çok az. Hmm. Merkez çok az. Bunlara da işte yapacak bir şey yok. Gidebilirsin şeklinde cevap tavsiyeler veriyorlar. Var. Evet, bu maalesef. Tür hastalar dediğim gibi özellikle ikinci, üçüncü defa kalbiyle, damarıyla, kapağıyla sorunlu olan hastaların mutlaka bunları yapabilen merkezler var. Hı hı. Mutlaka kendi hekiminin tavsiyesi yeterli olmadığını düşünsün. Bu konuda daha tecrübeli olabilecek, yapmış, yapan merkezleri araştırsınlar. Hı hı. Yani tek bir olumsuz cevabı cevap olarak kabul etmeyin diyor kesinlikle. Hocamız. Biraz araştırın. Nerede tecrübe edilmiş, nerede tecrübe fazla, hangi merkezde bu ameliyat daha sık yapılmış. Sonuçlarını bir artık internet diye bir şey var elimizde, done var. Oraya yazdığınız zaman zaten oran, özür diliyorum Erhan hocamın bütün operasyonlarına rahatça ulaşabilirsiniz siz de. Bizim de zaten görevimiz bu. Böyle hekimlerimizi sizlerle buluşturmak için hafta içi her gün saat 10'da canlı yayında karşınızda oluyoruz sevgili izleyiciler. Özellikle Ali Bey'i örnek gösterik. Bakın 4 ameliyat geçirmiş Ali Bey. Değil mi? Evet. Ve tekrar hayata dönmüş. Hocam son birkaç dakikamız kaldı. Bir önerilerinizi Cem TV izleyicilerimize neler olacak önerileriniz? Bir de şunu söyleyelim artık. Ülkemizde insanlar, erkekler 70 yaşlarını, kadınlarımız 71-72 ortalamayı bulduk. Gerçekten gelişmiş ülkeler gibi artık bizde insan yaşı rahatlıkla 70-80'i bulabilmekte. Biz bu sayede sosyal ve ekonomik olarak gelişmişlik artık insanların sağlığına da yansımalı. İlerleyen yaşlardaki en büyük sıkıntılar kapak hastalıkları dediğimiz hastalık grupları vardır. Bunların tamiri söz konusu. Kalp kapaklarının tamiri konusunda da ciddi tecrübemiz var. Bu anlamda biz bölgemizin ismimiz de bölge, bölgemizin en tecrübeli merkezlerinden biriyiz. Özellikle kapağın onarılması düşünülen kardiyolog tarafından senin kapağın onarılsa iyi olur dediği hastaların %80'ini hakikaten %80-90'ını onarabilmekteyiz. Onarım gerçekten tecrübe gerektiren bir şey. Bu açıdan da biz tecrübeli bir merkeziz. Özellikle kalp kapağı onarılabilecek ilerleyen yaşlarda biyoprotez dediğimiz işte hayvanlardan alınan kalp kapaklarının implantasyonu ilerleyen yaşlarda daha büyük konfor. İşte Ali Bey ilerleyen yaşlarda olsaydı ona da biyoprotez takacaktık. Kumadin'den, bu kan sulandırıcıdan onu kurtaracaktık. Ancak birçok yolu var, çözümü evet, var bu anlamda. Ancak biz bu açıdan da iyi bir merkeziz. Bu tecrübenin mutlaka başka hastalarımıza yardım edilmesi lazım. Bu açıdan da bir eğitim merkezi gibi hekim arkadaşlarımız da merkezimize gelip bu tür ameliyatları bizimle izleyip tecrübelerini artırabilirler. Harika bir çağrı oldu bu. Bu açıdan bizim kalp cerrahisinde Türkiye'nin ilk kalp naklini yaşayan, kalp naklini yapan Cevat Yakut Hoca'nın kurduğu bir klinik bizim şu anda kliniğimizde. Yine orada onun ilk öğrencisi Profesör Ömer Işık'ın, ben üçüncü kuşak olarak ciddi bir ekibiz. Gerçekten kapak onarımında, aort operasyonlarında, radiotrade operasyonlarında biz Türkiye'nin belki de şu anda en tecrübeli merkeziyiz. Çok önemli bu gerçekten. İşte bunun için sizleri buluşturuyoruz. Mutlaka bir programda daha güzel sohbet edelim. Çok özür diliyorum sesimden dolayı sevgili izleyiciler. Ali Bey size de çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok uzun, sağlıklı bir ömrünüz olsun istiyorum. Tekrar bekliyorum hocam mutlaka size programı. Mutlaka. Sevgili izleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Sonra da Çetin Uras'la birlikteyiz. Ayrılmayın, hemen geliyoruz. Sağlığınızla ilgili her konuda Burcu Sarıca ile Sağlıklı Yaşam programından bilgi alabilirsiniz. Bizi arayın 0212 625 58 33 0212 625 58 33 0212 625 58 33 0212 625 58 33